Ha? Ya yapma yapma, hayır, daha iyisi geldi, görme beni ne olur. Alo, polis mi? Önümde bir tane dahisi var, hapisten kaçmış. Ne olur gelin bunu alın. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Texas Katliam bölümünden hepinize selamlar. Diyeceğim ama hani yeni değil de böyle sıfırdan başlıyor gibiyiz. Yayınlarda falan çok soruluyordu. Ama hani bilmeniniz varsa Texas neden uzun süredir gelmiyor onu açıklayayım. Gençler, oyun betasındayken de ilk çıktığında da çok umutluyduk oyundan ekipçe. İnanılmaz keyif alıyorduk, videoları izleniyordu, biz çok keyif alıyorduk. Ama yapımcılar oyuna biraz nankör davrandı, ne yalan söyleyeyim. Birincisi aşırı para göz davrandılar. Yani çıkan DLC'ler çok pahalı çıktı falan, hadi tamam onları geçiyorum. O hani biraz bizim ülkemizin ekonomisinden dolayı da öyle geliyor bize. Ama en önemli kriter, güncellemeleri çok geç getirdiler ve oyunun oyuncu sayısı inanılmaz düştü. Yani bir maç arattığımız zaman 10 dakikada falan buluyordu. Home Sweet Home oyununu biliyorsunuzdur. O da kanalda yine çok sevilmişti ama bir süre sonra o da sönmüştü. Texas da onun gibi oldu. Oyunda işte bir bug çıkıyordu mesela, merdivenden çıkıp Hitchhiker'ın tuzağına bastığımız zaman karakter bir daha hiçbir şey yapamıyordu. Yani bildiğiniz ölmüş gibi oluyordunuz. Bu bug aylar sonra düzeltildi, normalde bir haftada falan düzeltilmesi gereken bug. Böyle böyle şeyler oyuncu sayısını çok düşürdü. Oyuncu sayısı düşünce de bizim de oynayasımız kalmadı ve ekipçe hani bıraktık gibi bir şey oldu. Şimdi uzun süre sonra oyuna yeni karakterler eklendi. Katil olsun, Survivor olsun falan. Survivor'lardan birisi de bu arada Maria Flores. Oyunun ana hikayesindeki Ena'nın kız kardeşi olan karakter. O yüzden dedim ki hani bir tekrar bakalım oyun ne durumda falan. Maçı hızlı buldu bu arada. Bastıktan hemen böyle 30-40 saniye sonra buldu. Yeni karakterler açık olmadığı için bugün onlarla oynayamayacağım gençler. Çünkü çok aklımda yoktu hani Texas çekmek. Çok hazırlık yapamadım videoya. Ama bir an böyle aklıma esti, hani çekeyim dedim. Uzun süredir atmıyoruz dedim. Benim de canım çekti, ne yalan söyleyeyim. Yine hani ilgi olursa Texas videolarına ara ara böyle devam edebiliriz. Hatta yeni karakterleri de oynarım. O kısım tamamen size bağlı yani. Çünkü ben gameplay olarak asla şikayetçi değilim Texas'ın oynanış tarzından yani. Hani çok keyif veren bir gameplay var bana. Ben çekerim yani, dediğim gibi benlik sorun yok. Evet, bir tık özlemişiz sanki. Şu animasyon bile bir heyecanlandırdı beni, ne yalan söyleyeyim. Yalnız şimdi ben yeni gelen şeyleri falan çok bilmiyorum. Grandpa mesela şu an niye başta bağırdı? Yalnız var ya, oyunu bitirmiştik yani, hani her şeyini yapmıştık. Çok üst seviyelere çıkmıştık ama şimdi kendimi yine çok böyle amatör bir oyuncu gibi hissediyorum. Bak mesela yine ses vermeden almaya çalıştım ama. Bu arada artık bak ses yanımızda geliyor, görüyor musunuz? Eskiden o kısımda kalıyordu. Artık direkt olarak yanımda geliyor. Bu arada yeni gelen katilin tipi o kadar böyle itici ki. Yani böyle hani hapishaneden çıkıp namusunu temizlemeye gelen dağ ayıları var ya böyle, yani onların tabiriyle. O tarz iğrenç bir tipe sahip. Space'le koşuyorduk değil mi? Ya bak ilk failimiz. Bir saattir shift'e basıyorum, niye koşmuyor diyorum. Aa bak, o arkadaşlar katil, görüyor musun ne kadar iri? Bizim biraz buradan izimizi kaybettirmemiz lazım. Bak bak bak, tam dediğim gibi tipi var değil mi? Oğlum ne yaptı adamı, böbrek, akciğer ne varsa hepsini aldı herhalde, nasıl bağırmalar onlar. Şu gittiğim tarafta akü var diye biliyorum. O yüzden biraz burayı zorlamaya çalışacağım arkadaşlar. Zorladım şu an. Pis sapık geldi. Ya. Dediş yüzünden hareket etmek zorunda kaldım. Beyefendi kolay gelsin. Arkadaşlar, karakterin özelliğini yeni öğrendim. Böyle bir özelliği varmış, siz de öğrenmiş oldunuz. Omuz atıyor kendisi. Yandan mı dolanıyor, ne yapıyor? Healer'ın ele kullanıyorduk. Vallahi. Aa, bu bunları da kırabiliyor, doğru. Ben size onu söylemeyi unuttum diyeceğim de kendim de unuttum zaten. O Bubba'nın kırabildiği büyük şeyleri de kırabiliyor arkadaşlar. Şurada bir aradan geçme yeri vardı diye hatırlıyorum. Oho, kaç saniyede bir doluyor lan bunun özelliği. Bu beni dövüyor bildiğin. Sisi de gelmiş, bir sene eksik. Arkadaşlar vallahi rezil olduk. Benim tanıdığım purpa bu değil. Özelliğimi açayım da sınırsız. Ha, stamina bitti tabii. Beyefendi. Ha ama bayağı... He, bunun şeyi düşük bayağı sanki. Hasarı mı düşük tam emin olamadım. İğrenç bir maçtı yani, hani direkt Kane Hudur'a da benziyor bu arada. Bak, hapishane kaçkını şerefsiz, mahvettiler bizi ya. Gençler, bu arada ben ikidir boş hesapla giriyorum yani. Bu karakteri sıfırlayıp diğer karakterlere mi perk falan bastı Ekrem bilmiyorum, hesap benim değil, hesap Ekrem'in. Ya da oyuna bir sıfırlama mı geldi bilmiyorum ama ben build var sanıyorum, karakterimde yokmuş. Bu maç fark ettim, maalesef bu maçta da kötü perklerle oynamak zorundayım. Ne oluyor? Bubba direkt benim ipimde, yani yan yana asalı başlasaydım keşke Bubba'yla, olur mu? Ana, çok yakında bir şey hissettim. Yo, ne alakası var ya, gerçekten. Ya bu Nancy House da kötü mapmiş yani, ne yalan söyleyeyim, daha ısınamadığım için. Isınamadığım mapler kötüdür arkadaşlar yani. Bir bildiğim var ki ısınamıyorum, anladın mı? Bu Grandpa buff almıştı ama tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum derken şivem kaydı farkındaysanız. Ya bu Texas'a girince ben gerilmeye başlıyorum yani. Mesela bak, Texas'ın bu yanını seviyorum. Bir şekilde geriyor beni oyun. Oo, bunun bayağı her şey sıfır ya, bu ne olmuş? 99 level hesap değil mi? Proficiency'si falan sıfırlanmış arkadaşlar, baksanıza. O ne öyle? Aşağıdan mı geliyor hayvan?
Burası çok korkunç. Bak şimdi şu önümde şurada bir yerde jam var. Ha? Ya yapma yapma, hayır daha iyisi geldi, görme beni ne olur. Alo polis mi? Önümde bir tane daha iyisi var, hapisten kaçmış. Ne olur gelin bunu alın. Bir tane sapık geldi. Memur bey, bir tane de sapığımız var, alırsanız. Bu ikisi niye bu tarafta Esra? He, orayı açtığımızı biliyorlar. Ben orayı açtım ya bak, oradan şüpheleniyorlar. Orada kan topluyor. Grandpa'ları nerede bunların? Kan topluyor, grandpa'ya götürecek. O gelen ne, o gelen? Oğlum bu adam Buppa'dan daha iri. Ya vallahi kaldım burada yani. Eski Purpa olsa şu an var ya, akü açıp gittiydi ya. Aa arkadaşlar, şu beni... Lan oğlum tavuk varmış. Şu beni düşüren karakter var ya, onun kapılara elektrik verme özelliği var. Aynen bu şekil. Nasıl alacağım ben bunun elektriğini? Aldım mı şimdi? Basınca almış mı oldum? Heee evet. Ya ben bunları Tolga abiden duymuştum ama tabii canlı canlı görünce insan daha da emniyet anlıyor. Omuz atıyor, bizi yere düşürebiliyor. Kapılara elektrik verebiliyor. Buppa'nın o kırdığı özel atlanabilen dikenli telleri kırabiliyor. Onları sadece Buppa kırabiliyordu biliyorsunuz ki. Bu da kırabiliyor. Bizimkiler de iyi oynuyor şu an. En azından iyi bir takıma denk geldik. Aa, Vana buradaymış lan. Ya oğlum içine mi doğdu ya? Bizimkiler de iyi oynuyor dedim, adam öldü yani. Hiç konuşmasam daha faydalıyım takıma gerçekten. Oğlum gitsene buradan ya. O aradan geçti, o aradan geçti. Of, iki yerimi değiştirmişim. Son anda stratejik bir hamleyle arkadaşlar. Allah'ın belası, 3 kiloyu dojlamış oldum. Vallahi kızım haklısın. Bence de clear gibi duruyor ama. Bak şu an Proficiency'nin kötülüğü yüzünden belki de yakalanacağım. Ananı avradını, bu ne lan? Yani arkadaşlar bir tuzağa bastım, iki tane hit yedim, öldüm yani. Tamam ben de hani kötü oynuyorum, unuttum oyunu da ne oldu, bir buff nerf bir şeyler mi oldu, hiçbir şeyden haberim yok benim ya. Tolga abi hiçbir şey anlatmadı ki bana, bu ne yapıyor? Dedeyle flörtleşiyor, bu kulağına bir şeyler fısıldadı. Bu arada arkadaşlar Maria Flores dediğim gibi. Bu tam olarak hikayeyi nasıl değiştirdiler bilmiyorum. Çünkü hikayesinde bu aile bunu öldürüyordu diye biliyorum. Yani bizzat kendim zaten hikayeyi anlattım, kanalda videosu var. Nasıl değiştirip buraya bağladılar da bunu oyuna eklediler orayı bilmiyorum. Bilen varsa yorumlarda beni de aydınlatırsa sevinirim. Exit game. Gençler bu arada tüm hesaplardaki puanları sıfırlamışlar galiba. Bütün karakterler sıfırdı ama 999 puanım vardı. 3 tane karakteri fullledim, dağıttım hepsine yani. Enaya, Leland'a ve Julie'ye. İlk iki maç biraz hani pörsüzlükten de gitti diyebilirim, ne yalan söyleyeyim. Proficiency, stealth falan onları da ayarladım. Aynen, tam o sıra takipçi gelsin, kafamın üstünü kapatın arkadaşlar, tamam mı? Tam videodayken takipçi gelsin Twitch'ten. Adam alın yazım gibi çıktı orada, anasını satayım. Kaderim misin oğlum sen, ne çıktın orada ya? Bu arada yine Nance House'dayız yani, keşke farklı maplerde oynayabilsek. Oğlum bu adama çift ikramiye falan mı verdiler emekli maaşı olarak? Bu arkadaşlar nasıl bir buff aldı ya böyle? Sürekli bağırıyor sürekli. Ses çıkarmadan alıyoruz herhalde artık. Meta'ya uyalım. Bu mu yeni meta? Prim var burada. Bu neyden korkuyor? Ha, elektrik var yanında. Ananı avradını, dur. Hulk geldi, Hulk. Bunun elektriğini nasıl devre dışı bırakıyor? Sadece kapıla çarpılarak mı? Dur bir arkadaşlar. Şuna bırakalım bir olayı. Belki başka bir olayı vardır. O hani başka bir yerden mi veriyor elektrik? Başka bir yerden mi devre dışı bırakabiliyoruz? Yok, bu herhalde direkt hani karakterin özelliği olduğu için kilit gibi bir şey yani, bir nevi mecbur. Buna çarpılacağız anladığım kadarıyla. Hayvanın biri de geliyor şu an bana. Onu satayım. Ya görmemiş. Neyse özelliğimi açtım da. Kuyu falan bir şey, Allah razı olsun. Tamam özelliğim açık. Özelliğim açıkken atlayayım. Özelliğim bitmişken mi düşmüş saydı bilmiyorum ama. Evet. Neyse oranın elektriğini aldık arkadaşlar. O açıdan bakalım. Of, oyun çok zorlaşmış. Bilmiyorum yeni karakterlerden dolayı mı, buff nerf'ten dolayı mı, ben mi kötü oynuyorum? Hepsi birer etken de olabilir ama yüzdeleri ne kadar etkiliyor onu bilmiyorum yani şu an. Bunlar acaba bu tarafa mı ağırlık verir? Eğer öyle yapacaklarsa ben başka yere gidebilirim. Ya eğilirken bu tavuklar ses vermemeli ya. Jen'in kapısı nereydi? Arkadaşlar bir şey yani, oyuna 3 ay sonra girdim. Yine niye sadece ben oynuyormuşum gibi davranıyorsunuz? Biri bir şey mi açtı? Biri bir şey mi yaptı acaba? Niye hepsi oraya yoğunlaştı? Oo, şu an beni bir görseler var ya. Gördü galiba ayı olayı. Bunu satayım. Oyun aynı gerilimiyle devam ediyor yemin ediyorum. Hayır, çok açıktayım şu an. Çalıda gibi görünüyorum ama çok açıktayım aslında. Bu beni görür. Bayılacağım şimdi. Oğlum bu Jen de öyle bir yerde ki yani, bunu kapatıp... Ha Jen'in kapısı... Ya buraya da elektrik atmış. Oğlum bu karakter ya, gelişlere bak. Sizin Allah bin belanızı versin. Palu ailesi amına. Aşkım ben aşağı gidiyorum ya. Alçan önüne ne var nasıl var. Şerefsiz herif. Bu neymiş ya? Ne oluyor oğlum? Dombra çalıyor arkada. Ya bizim üçü ne yapıyor şu an? Ya bu beni buradan çıkartmayacak ki ya. Şerefsiz çıkmamı bekliyor bak. Kesin yukarıda bir yerde de. Oğlum ne olur bizimkiler bir şey yapsın da bir hedef falan şaşsın ya. Ne alaka? Geri açmayacağım mı sanıyorsun orayı? Ha? Pis moruk. Ha, seni burada tutuyorum. Tamam. Salaksın ki.
Seni burada tutacağım. Sabaha kadar seni burada tutacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlarına info da veremeyeceksin. He, öyle pes eder gidersin işte. Ne oldu? Benimle başa çıkamadın oğlum. Sen deliysen ben daha deliyim lan. Merhaba. Yemin ediyorum şu an bir deliyle mücadele içerisindeyim arkadaşlar yani. Adam hani oğlum maaş mı alıyorsun ya bu işten? Tamam. Al bu kapıyı, o şu demiriyle birlikte boydan alırsın, tamam mı kapıyı? Umarım istediğin şekilde gerçekleşir o zevk anı. Biz başka çıkış arayacağız arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Alo? Pink, alo? Merhaba, kolay gelsin. Siz ailenin yeni üyesisiniz galiba. Özel mülakatlar sonucu seçilmiş kişi. Ne oluyor şu an? Oyunuma Pink mi giriyor? I'm okay diyorsun yani. Şu an senin için okay mi? İyi misin yani şu an? Hiçbir sorun yok mu yani senin de şu an enajım? Şu yürümeye okay diyorsun yani. Peki. Ben ne oldu da bug'a girdim şu an Allah aşkına yani. Bu maç çok hırs yapmıştım. O it adama haddini bildirecektim. Yani şu an internetim de var arkadaşlar. Discord'dan pingimi kontrol ettim. 30. Gayet normal. Hadi bakalım Texas, hadi bakalım. Bir şey demeyeceğim sana. Eski günlerin güzel hatırına sana bir şey demeyeceğim. Ya oyunun ilk başlarına döndü. Escape alamıyorum arkadaşlar ya. Yemin ediyorum bak Tolga abi. İboyu Ali'yi toplarım gelirim her maç escape alırım. Beni sinir etmeyin. Zaten onlarla da çekeceğiz arkadaşlar. Tolga abi yayınlarında oynuyor bu arada. Tolga abinin yayınlarına gidebilirsiniz Texas'ı izlemek istiyorsanız. Texas'ın tek temsilcisi Tolga abi kaldı. Yani bu adam bu oyuna bu kadar bağlıysa arkadaşlar. Bu adam eşini falan asla üzmez. Evlilik düşünen varsa Tolga abiyle bir ilgilensin derim ben. Pamuk gibi adamdır kendisi. Şimdi arkadaşlar adım ırkçıya çıkacak, bir şey diyeceğim ama ırkçıya çıkacak adım yani sonra. Altıma sıçtım, öyle gelinir mi ya? Bu map'te sürekli aşağı atlamam gerektiği için ene olmam güzel. Ya sayın daha iyisi beyefendi. Oğlum o ses ne? Kurt adam mı lan bu? Sayın daha iyisi beni bir bırakırsanız. Sağ olun, aynen bu şekilde tam olarak bunu kastettim yani bırakmanızdan. Oh, o da öldü. Kızım diğerlerini bulmam lazım diyorsun da. Kalmadı ki diğerleri yani, kimi bulacaksın? Ananız. O kim lan? Aynen. Oyuna ilk başladığımda daha rahat geçiyordu maçlar diye hatırlıyorum ben. Emin olmamakla birlikte. Sanırım tam karşımdan birisi geldi. Oradan geçerken vuramazsın da hadi neyse. Yani yorumsuz. Yorumsuz devam edeceğim. Bakalım ne kadar daha böyle ciddiyle biraz daha oynayacağım bakalım. Yani buff nerflerden sonra Killer Sight çok mu güçlü olmuş? Yoksa şu an biz mi beceremiyoruz takımlar olarak? Onu bir ayırt etmem lazım. Evet, terk edilmiş değirmen haritasındayız arkadaşlar. Ben burada hiç oynamadım galiba. İsmi hiç tanıdık gelmedi çünkü bana. Ama ne zaman geldiğini bilmiyorum haritanın. Yani Bubba'nın oyununda Bubba alan biri gelmiş sonunda. Teşekkür ederiz. Artık Bubba alınmadan da oyuna başlanabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Proficiency'mi 45 yaptım bu arada. Bir 5'te dayanıklılığına verdim Enan'ın. Ya yuh oğlum ama arkadaşlar şimdi takımlar da kötü mü geliyor acaba? Nereye gidiyorum lan? Oha, bu merdivenden beni aşağı atsalar zaten ölürüm ki. Evet, hiçbir şey bilmediğimiz bir map'te sizlerleyiz arkadaşlar. Ivana falan bulsak bari, bende şey perk'ü var mı? Aynen. Bulduğumuz şeylerin yerini gösteren takacağımız perk var da. Ben anahtar kelimeleri verdim, cümleyi siz oluşturursunuz arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Yemin ediyorum yaban domuzu geldi sandım ya. Bu adam niye böyle sesler çıkarıyor? Şurada beni bulsunlar. Herkese biner altın anasını satayım. Şu an ben kendimi görmüyorum. Var mı beni gören şu an? Videoyu izleyip beni gören var mı şu an? Bak tam şu an beni görebilen var mı mesela? Gelmişmiş, burayı açalım arkadaşlar. Toplandı yamyamlar. Birini gördüler ya, onu orada yaşatırlar mı anasını satayım? Şu delikten giremiyor muyum ya? Ananı satayım bu kim? Of, baştan başlıyoruz. 45 dakikadır orada shift tuşuna basarak ilerliyorum. Yemin ediyorum shift tuşu çıkacak birazdan ya. Bütün emeklerim boşa gitti. En aşağı atladım tekrar ya. Yani hayvanları çok severim ama sen de bir sus artık kanki ya. Zaten 1 milyon tane insanla uğraşıyoruz şurada. Tabii bunlara insan demeye de bin şahit. Ya oğlum bunda da DBD'deki gibi son kalan kişiye şey olsun ya. Hatch match bir şey olsun yani. Çok zor değil mi? Ben tek başıma şimdi nasıl kurtulayım buradan? Bak eski ben olsam 1v3 bile kaçmışlığım vardır birkaç kez arkadaşlar biliyorsunuz. Yine bir şekilde stratejik hamleler yapıp durumu değerlendirebiliyordum. Ama şu an sıfır güven yani hani. Sayın daha iyisi bey. Kolay gelsin. Dileklerimizi size iletiyor. Ananıza selam yolluyoruz. Yukarı çıkacak bir kapı bulabilir miyim artık en azından hani? Çünkü aşağıda havasızlıktan öleceğim. Hani en azından bir hava göreyim. O ne lan? Bari hani sigorta falan bir şey bulsam da onu yerleştirsem. Hani sadece bir şey yapayım yani, anladın mı? Tamam, kaçmama gerek yok. Şu bukba mı lan?
Kolay gelsin Neon. Bana hiçbir şey yaptırmamak nasıl duygu sayın hayvan oğlu hayvanlar? Okey ana. Ana nereye girdik kız? Vallahi. Ora nereymiş ya? Dünyanın en boş spotu olabilir. Enacım bir kuyu falan bulabilirsek teşekkür ederiz. Var mı acaba bir kuyu? Hani genel olarak haritada kuyu koyuldu mu acaba? Onu merak ediyorum sadece. Şurada bir yerde yok muydu ya? Kuyu ben mi yanlış hatırlıyorum? Oğlum buradan geçme yeri de vardı. Hop. Tarlioski şu an ya. Tarlioski şu an ya. Berlusconi falan şu an yani anladın mı? Hop. Ay olay bir sene hissettim. İğrenç. Oyun şu an iğrenç. Abi üstüne bir şey diyemem yani hani. Tükürmem falan lazım şu an. Yüzünüze falan tükürmem lazım şu an. Evet arkadaşlar son maç Leland oldum. En azından kavgayı kazanalım yani. Bir iki omuz atayım, yumruk atayım adamlara bir şey yapayım. Yani şundan 3-4 ay önce çok hızlı kaçış olmasın diye çıkış kapısının oradan geri dönüp başka yollar yapmaya çalışıyordum. Şimdi çıkış kapısına ulaştırırsam sadece ulaşmam yeterli benim için. Kaçmış sayacağım kendimi hadi bakalım. Berk'in e-sporcu Ayvaz muhabbeti var ya onun gibi oldu ya. Ha özelliğimiz de olmadı tabii arkadaşlar. Ne oldu? 2 kişi gitti. Ya oğlum. Hayır last match diyen ağzımı. Ya 5 ay sonuna girdim. 10 ay sonuna girdim oyuna arkadaşlar. Yine last match dediğim maç mahvoldu ya. Ya defol git omuzum gelsin seni var ya şuraya. Kafanı şuraya vura vura ezeceğim seni. Bekle sen omuz özelliğim mi gelsin. Bak geliyor 2 saniye sonra. Niye çıkıyorsun ya? Niye çıkıyorsun ya? Last match dediğim gibi bak gitti. 2 kişi gitti. Gitmeden elektriği de attın ha. Ya. Ya sen şaka mısın ya? Tek başına direneceğim mi gerçekten? Vallahi ölürüm ben bunu arkadaşlar atlıyorum aşağı. Tek başıma şu adamı öldürsem çıldırırım yemin ediyorum şimdi. Bari şu maçtan kaçayım ya. Hani yok rakip yok şu an anladın mı? Boş. Map boş. Kanka. Basement açıldı. Haberin olsun. Oradan da kaçabiliyorlar çünkü. Al öldü çamura. Yani inanılmaz şu maçta ölürsem sıçarım bacağına. Sırtıma çık gel uzun eşek oynayalım. Basement'ı açtılar da buldum Allah'ım. Basement'ı bilmiyorum dedim buldum. 2 saniye geç kalsam kapı kapanıyordu. Bak kapandı bak duydunuz mu? Kapının kapanma sesini duydunuz mu? Bu maç isterse hile gelsin yani üstten kafamıza bir şeyler falan atsın bizi öldürsün yine de son maç arkadaşlar. Vallahi sıcaktan eriyeceğim şimdi ya. Hayır Ankara'nın havası da o kadar değişik ki yemin ediyorum saat 4 gibi o kadar karanlıktı ki burası yani bildiğin akşam gibiydi yani fırtına vardı. Saat şu an 6. 15 dakika içinde falan muhtemelen 8-9 kilo vereceğim gibi hissettim. O kadar sıcak yani. Şu sol tarafım gitti zaten. Sol omuz gitti benim arkadaşlar. Sağ omuz da birazdan erir. Bu arada sonunda sevdiğim bir map geldi onu da söyleyeyim bakalım. Düzgün bir maç geçecek diye umuyorum. Olay gelsin beyefendi. O tarafla hiç alakam yoktur. Ne? Gitmeyeceğim. Gideyim mi ya? Oğlum gitmeyeyim ya. Oğlum ne yaptınız oğlum? Ne basement o şey exit ya? Amacı kalmıyor ki. Tamam bunlar iyi bunlar iyi. Bunlarla oynanır bunlarla oynanır. En kötü basement'tan nasıl gidildiğini biliyorum. Tekrar çalıştırır giderim. Ben biraz oynayayım bunlarla arkadaşlar. Geri kapatalım da hiç burada kimsenin. Valla yanlışla açılmış oraya. Şunun elektriğini bir yiyelim. Aa yokmuş ki şey elektriği atmamış buraya. Tamam ilk kapıyı açalım her zamanki gibi. Bu davarı niye buraya getirdin sen? Vanayı da yapacağız tamam. Vay 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 vay. Ha akü şuradaki arabada okey. Vanayı da yaptı hayvanlar. Elektrik mi veriyor? Kısa devre yapıyor o çabak. Bunu yiyelim hemen. Bizim adamlar var ya manyak çıktı. Lan oğlum. Ya sen var ya sen şerefsizsin ha. Ama o seni istiyor gibi. Ne dedin o işe? Ya götür de aküyü kapatayım hadi. Valla biraz yani 6-7 maç ağzıma sıçtılar biliyor musun? Kral şu an o yüzden seninle oynamak zorundayım. Çok çok büyük eziyet. Nereden geldim buraya biliyor musun? Daha nasıl eziyetler çektim ya. İyi ben gidiyorum o zaman. Sen orayı mı tutacaksın? Tut bakalım. Abi onu ay olay. Kolay gelsin yiyin. Bak şimdi kral sana bir taktik göstereyim. Şu kuyudan atladığın zaman basement'ın direkt dibine düşüyorum. Bak şimdi. Gördün mü? Hadi görüşürüz. Evet. Güzel. Diğer 6 maçın acısı bir şekilde çıktı bu maç. Tabii takımın büyük yardımı oldu ama en azından escape'le bitirdim arkadaşlar. Az önceki maç adam tek kişi olduğu için escape'i saymayacaktım. Saymadım zaten. O yüzden bir escape almış oldum bugün. Yani oyun dediğim gibi zorlaşmış. Herkes oyunu çözmüş killer'lar falan ama bilmiyorum. Ekiple oynadığım zaman yine ben server tarafını ağır basacağımı düşünüyorum. Ona da deneriz. Hafta içi falan ekiple atmaya çalışırım. Bayram nedeniyle gameplay videosu gelemeyecek gençler. Yayın özeti işte Akon'un Resident komik anlarını falan atmaya çalışacağım. Bayramdan sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdiden hepinize de iyi bayram diliyorum bu arada. Umarım sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.